AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, disiplin kağıtı arasındaki duble yol çalışmalarını yerinde inceledi. Kağıt açığı üzerinde kurulan ve bitme aşamasına gelen yeni kağıt açığı köprüsünün üzerinde gazetecilere açıklamalarda bulunan milletvekili Ahmet Aydın, kağıttan izi bir yolunun yıl sonuna kadar hizmete gireceğini söyledi. Yıl sonu itibariyle hizmete açılacak diye, tamam mı? Peki, hadi kolaylıklar diliyorum. Milletvekili Aydın, kurduğu gün itibariyle Türkiye'nin 3. büyük asma köprüsünün bölgede kurulduğunu vurguladı. Evet, şu anda Kahta-Nisibi yolunun Kahta-Çayı üzerindeki devam eden ve bitmek üzere gelen Kahta-Çayı köprüsünün üzerindeyiz. 238 metre uzunluğunda olan çok geniş, çapıda geniş son derece ve gerçekten adeta otoban standardında olan bir yolun inşaat çalışmalarını hep birlikte takip ediyoruz. Şu anda hedefimiz bu yol üzerinde özellikle Kahta ile Narince arasını, bu Nisibi yolu üzerinde Kahta ile Narince arasını 9 kilometre kısaltacak olan şu güzergahın yıl sonu itibariyle hizmete açılması. İnşallah arkadaşlar da burada harıl harıl çalışan makineler var. Bütün enerjilerini buraya yüklemişler. İnşallah yıl sonu itibariyle hedefimiz burayı bitirip şu Nisibi Kahta yolunda özellikle 9 kilometre kısaltmayı da sağlayarak hem ekonomik açıdan hem de yol ve trafik güvenliği, zaman açısından da tasarruf sağlayacak olan güzergahı açmak. Tabii Nisibi yolu ve Nisibi köprüsü ile birlikte doğuyu batıya birleştiren bir köprü. Bir adeta aynı zamanda gönül köprüsü, biz öyle adlandırıyoruz. Burası çıkmaz sokaktı, burası kör noktaydı. Hamdolsun Türkiye'nin o gün itibariyle 3. büyük asma köprüsünü buraya yaptık. Tıpkı Türkiye gibi. Türkiye şu anda kuzeyden güneye, doğudan batıya bir taraftan enerji koridoru, bir taraftan demir ağlarla örülüyor yol koridoru, öbür taraftan da tamamen iletişimin sağlandığı bir kavşak, dünyanın bir kavşak merkezi haline gelmiş pozisyonda. Biz Adıyaman'ı da bölgenin kavşağı haline getirmeye çalışıyoruz. Bir taraftan devam eden hızlı tren projemiz var. Proje olarak çok ciddi bir aşamaya geldik. ÇED'ini de hazırladık. Yakın zamanda inşallah projesi tamamlanacak. Akabinde yapım süreçlerini de hep beraber inşallah takip edeceğiz. Tabii uzun vadeli bir iş, kısa vadede olacak bir şey değil bu. Akabinde şu anda bir taraftan bu bölgede, sadece bu bölgede Kahta-Nisibi yolu. Yine Akıncılar yolumuz. Aynı şekilde Narince-Akıncılar yolu. Narince-Gerger yolu. Ve yine Sincik-Damlacık Kahta arasındaki güzergah, 4 ana güzergahta harıl harıl makineler çalışıyor. İnşaat firmalarımız devam ediyor. Yol yapım çalışmaları hızla gidiyor ve bu bölge hem tarihi bir bölge, turistik bölge, bir cazibe merkezi, bir ekonomik merkez haline gelecek aynı zamanda. Bunu ekonomiye yansıtacağız. Dolayısıyla kültürel, tarih hepsini birlikte bu dokuyu incelediğimizde gerçekten ulaşımın son derece kolay olduğu, medeniyetin ulaşmakta kolay olduğu, ekonominin güçlendiği, katma değeri yükselmiş olan bir Adıyaman ve bölgesinde de cazibe merkezi olmuş olan bir Adıyaman'ı inşallah milletimizle, halkımızla buluşturacağız.